istedim. Bu böyle gitmiyor. Bakın, 5 tane yasa gelecek, 3 hafta var. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Mehmet Üçüm bize destek versinler ekonomiyle ilgili diyor. 5 yasanın içerisinde emekliyle, çiftçiyle, işçiyle, asker... Sayın Üçüm, lütfen son cümlelerinizi alalım. Sayın Üçüm dedim bak, kusura bakma. Sayın Başkanım, bir benzetme olmadı ama olsun Sayın Başkan. Yok, yok. Biliyorum, iyi niyetinizden hiç şüphem yok. Biliyorum. Şimdi 5 yasanın içerisinde emekle, işçiyle, emekliyle, pazarla, mutfakla alakalı hiçbir şey yok. Ama sarayın temsilcisi diyor ki ekonomi konusunda bir destek versinler. Bizim isteğimiz Temmuz ayı içerisinde, sürekli söylüyorum, belki siz de sıkıldınız ama tatile gitmeden önce emekliyi, işçiyi, asgari ücretliyi huzurlu bir şekilde tatile getirelim. Onların sorunlarını çözelim. Çözelim ki sokakta yüzlerine rahat rahat bakabilirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başarır. Diğer söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin'e ait. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İlk değinmek istediğim mevzu, bugün 4 Temmuz, yarın 5 Temmuz ve Başbağlar katliamının seneyi devriyesi, yıl dönümü. 31 yıl önce 33 sivil insanımız... 33 sivil insanımız katledildi. Biraz evvel terörle ilgili konuşmalar yapıldı. Doğrusu ben bazı kelimelerin erozyona uğratılmasını çok anlamsız buluyorum. Çok faydasız ve zararlı buluyorum hatta. İlk hatiplerden bir tanesinde de vardı. Yani terör ne demektir yani? Terör dediğimiz zaman işte başbağlar terör demektir. Siz masum insanları, kadınları topluyor PKK. Bu insanların üzerinde ne varsa hepsini alıyor. Ve kadın, çocuk, erkek demeden 33 tane insanı tarıyor, katlediyor. Terör budur. Bu kelimeleri lütfen eritmeyelim. Bu kelimelerin anlamlarını hafifletmeyelim. Eleştiri yaparken onlara bir sürü kelime kullanabilirsiniz. Ama terör budur. Masum insanları öldürmektir terör. Şimdi burada tabii kurtulan bir tane insan var. Ali Bey, Ali Akarpınar. Kendisinin konuşmalarını tekrar bugün dinledim. Muazzam bir faciadan bahsediyor. Hiçbir sebep olmadan, hiç bir propaganda yapıp namazdan çıkmış insanları, kadınları, çocukları toplayıp öldürdüğünüz zaman bunun yarası üzerinden yıllar geçse de silinemiyor. İşte o yüzden bu ülkede terör karşısında insanlarımız, bu ülkeyi seven insanlar hiçbir özür üretmeden terör karşısında birleşiyorlar, kenetleniyorlar, güç birliği içerisinde oluyorlar. Ben bir kez daha bu olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayları unutmamayı ve buradan yola çıkarak da ülkemizde huzurun, birliğin, beraberliğin ne kadar önemli olduğunu ve terörün ne kadar vahim bir hadise olduğunu bir kez daha hatırlatmayı ümit ediyorum bugün. Bugün aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Kazakistan'da önemli bir toplantı için orada kendisi. Bu toplantılarda tabii pek çok görüşmeler cereyan ediyor. Bu konuşmalar, görüşmeler yapılırken en önemlilerinden bir tanesi muhakkak surette Filistin'de yaşanan zulümle alakalı İsrail'e karşı yapılacak yaptırımlar konusunda tüm dünya milletlerine tekrar çağrıda bulundu, altını çizdi ve bu konuyla alakalı ortak bir iradenin hayata geçmesiyle alakalı kanaatlerini, Türkiye olarak kanaatlerini belirtmiş oldu. Bunun da çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız hem Melih Demiral'a hem tüm milli futbolcularımıza destek olmak amacıyla milli maçı yerinde izleyecek. Hollanda ile yapılacak olan milli maç için Almanya'ya gidecek. Bunun da orada olunmasında destek anlamında son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi cezaevlerinde olan konuyla alakalı Grup Başkan Vekili arkadaşımız konuşurken bahsettiği konuyu ben de hemen arama ihtiyacı duydum. Enis Yavuz Yıldırımer, Ceza ve Tevfif Evleri Genel Müdürü. Ondan aldığım bilgiyi bizzat iletmek istiyorum. Şimdi biz bu konuda, siz Sayın Bakanımıza da, Sayın Başkanımıza da tabii orada cevap verme imkanı yok ama muhakkak ki bir şekilde cevap da vermek isteyebilir. Asla tolerans yok. Eğer bu konuyla alakalı herhangi bir cebir, şiddet varsa, somut olayla ilgili olarak, somut olayı ben hemen almak istiyorum.
Ve bu konuyla ilgili muhakkak arkadaşlarımız hem adli hem idari soruşturma yapacaklar. Sadece bu konuya münhasır değil. Şu anda bu konuda sıfır toleransımız var. Herhangi bir şekilde bir ihbar, bir görme, bir fark etme halinde hem adli hem idari soruşturma yapılıyor ve aynı zamanda da savcılıklara ihbar ediliyor. Bu konuyla alakalı bugüne kadar yapılan pek çok şey var, işlem var. O pek çoktan kastım sayının fazlalığı anlamında söylemiyorum. Ulaşan her ihbarla ilgili olarak muhakkak işlem olduğunun altını çizerek ifade ediyorum. Yanlış da anlaşılmak istemem. Çünkü bizim prensibimiz her şeyin hukuk içerisinde cereyan etmesidir. Şimdi son bir şey daha söyleyeceğim. Biraz sanki gündemden farklı olacak ama bir haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Bir hakkı teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. O da hem tam karşımızda oturan stenograf arkadaşlarımızla ilgili olarak. Dün yapılan tartışmalarda, konuşmalarda ki daha evvel de birkaç defa tekrar etti. Denildi ki stenograf arkadaşların bir kulağı sağır. Kime sağır? Bize, AK Partililere. Ben bunu, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çok kurumsal işleyen bir yer. Ve işlerini en sessiz ama en düzenli yapan arkadaşlarımız, stenograf arkadaşlarımız. Onlara böylesine bir haksızlık yapılmasını asla doğru bulmuyorum. Dün olan hadisede de kendileri konuyu işitmemişlerdir. Tıpkı sizin işitmediğiniz gibi. Sadece buradan Ali Mahir Bey kendi aramızda. Sayın Zengin lütfen tamamlayın. Ya ben uzatmayacağım Ali Mahir Bey gibi. Sonuç olarak kendi aramızda olan bir konuşmayı sadece en yakındaki arkadaşlarımızın duymasında olduğu gibi değerli arkadaşlarımız da duydukları kadarını yazmışlardır. Ben bugüne kadar hiçbir tarafı tutmadan, hiçbir kasıt gözetmeden sadece ve sadece mesleklerini ifa eden stenograf arkadaşlarımızı da burada herkesin huzuruna teşekkür etmek istiyorum. Diğer konuları zaten konuşacağız, tartışacağız. Bahsettiğiniz konularla ilgili de şimdi Enerji Bakanlığımızı da arayarak bilgi almak istiyorum. Aldığım bilgiyi de sarık bir şekilde genel kurulda paylaşacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Zengin. Sayın Temelli buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Stenograf arkadaşlar, emekçilerimiz bizim için kıymetli. Teşbihte hata olmaz. Sağır demedim, duymuyorlar dedim. Orada bir espri yaparak gönderme yaptım. Gerçekten birkaç defadır rastladığımız o 3 nokta hikayesi Sayın Zengin hatırlayacaklar. Fazlasıyla karşılaştığımız bir hikaye ve nedense oraya denk geliyor. Ve dolayısıyla bununla ilgili de bu türden bir gönderme yaptım. Bir hakaret değil, bir teşbihti. Dolayısıyla Türkçe'ye hakim olmak lazım. Cezaevlerine sıfır tolerans keşke. Biz bir sürü vakayı hemen hızlı bir şekilde Sayın Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e ileteceğiz ve takip edeceğiz. Çünkü bu ilk defa burada bugün söylediğimiz bir vaka değil. Ben defalarca burada dile getirdim. Cezaevlerinde sistematik bir işkence var. Bakın sistematik diyorum. Yani münferit değil. Dolayısıyla umarım sizin verdiğiniz söze sahip çıkarak... Sayın Temelli, lütfen tamamlayın. ...gerçekleştirirler. Çünkü bu çok çok önemli bir sorun. Tabii sadece işkence meselesi değil, bu hasta tutsaklar meselesini de artık ciddiyetle ele alma zamanı gelmiştir. Gelelim bu terör meselesi. Terör bir yöntem meselesi, kavram meselesi. Bunun gerçekten bu mecliste tartışılması lazım. Terör yöntemi kim kullanıyorsa karşı çıkmamız gereken bir şey. Ve bu konuda bizim bir şeyimiz yok, bir çekincemiz yok. Ve başbağlar konusunu biz araştırmasını istiyoruz. Araştırma önergesi vermişiz. Bunu sürekli siyasi malzemeyi yapıp bütün partiler sırayla dile getiriyorlar. Ya madem bu kadar dert ettiğiniz bir şey, gelin araştırma önergemize destek verin, araştıralım. Yani bahsettiğim muhtarın açıklaması, dernek başkanının açıklamasının açıklamaları bizde de var. Bakın dün de söyledim, 558 tane kovan var, bir tane balistik inceleme yok. Ya araştıralım diyoruz, biz başka bir şey demiyoruz ki. Dolayısıyla bunu siyasi malzeme yapmaktan artık çıkartmak gerekiyor. Ortada bir... Sayın Temelli lütfen tamamlayın. Herhangi bir vakada bir terör yöntemiyle karşılaştığımızda biz bunu araştırmazsak hakikatlere ulaşamayız. Dün burada kronolojik olarak bu ülkede yapılmış katliamlar dile getirildi. Bunların hepsinin de araştırılması lazım. Gelin başbağlardan başlayalım. Peki. Sayın Kılıç, Sayın Kılıç'tan sonra vereyim. Sayın Kılıç buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Özlem Zengin Grup Başkan Vekilimizi desteklemek üzere birkaç cümlede ben sarf etmek istiyorum. Cezaevileriyle alakalı. Geçen hafta İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Hükümlü Tutuklu Hakları Alt Komisyonu cezaevleri ziyaretlerinde bulundu. Her partiden de milletvekilleri vardı. 10 milletvekili cezaevlerine gitti ve bu ziyaretler esnasında da tutuklularla görüşüldü, cezaevi yetkilileriyle görüşüldü. İşkence ve kötü muamele ile ilgili herhangi bir şikayet kendilerine iletilmedi. Bunu da ben altını çizerek meclisimizde, Yüce Türk milletimizde de paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkanım, şimdi Türkçeyi iyi anlamaktan bahsedince doğru, ben de aynı kanaatteyim. Konuşmayı doğru yerde, doğru zeminde anlamak lazım. Şimdi benim söylediğim şey bir suistimal falan değil. Bugün tam yeri ve zamanı. Yani biz burada başbağlarla alakalı nasıl daha evvel haftanın başında Salı günü Madımak'la ilgili bir anma yaptık. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz. Terörü oraya bağlamam bu sebepten değil. Terörü oraya bağlamam, terörün kavramı üzerine düşünmek üzerine davet etmem. İşle alakalı bir problem terör. Efendim işçilerle alakalı bir şey konuşulurken terör. Ekonomiyle alakalı bir şey konuşulurken terör. Ben bundan bahsediyorum. Terör dediğimiz şeyin gerçekten bizatihi anlamının ne olduğunu anlamak istiyorsak, denk geldiği için başbağları örnek veriyorum. O sebeple başka bir şeyden bahsetmiyorum. O yüzden bu konuyu anlatırken onlar için, o eleştiriler için başka kavramlar kullanalım. Ama bu kadar vahim bir meseleye, bakın dünyada gördüğüm bir şey var, yani belki ekstrem bir örnek olacak. Sayın Zengin, lütfen tamamlayın. Şimdi görüyorum, yani Holokost kelimesinin bile kullanımıyla alakalı o kadar korumacı davranılıyor ki, enteresan bir şey. O yüzden bizim de yapacağımız işlerde terör meselesi Türkiye'nin çok canını yakalan bir meseledir. Hem içeride hem şu gün sınırlarımızda. Bu kadar can alıcı bir kavramı lütfen başka meseleler için kullanmayalım diyorum. Buradaki çağrıyı da anlamlı buluyorum. Hatta gerekirse bir önerim olacak. Filistin'de yaşananlarla ilgili de uluslararası hukuk anlamında, uluslararası dünyada kullanılacak bir kavram üretmek üzere kafa yoralım diyorum. Bir kavram üretelim. Dünyanın zihninden kazınmayacak, silinmeyecek bu katliamı, daha şu 10 günde 350 insanın öldürüldüğü bir ortamda bir kavram üretelim. Bu değerli acılarla işlenmiş, değer buradan, bu can alıcı, acınarak, içimizi yakarak, hayatımızı bu kadar ızdırap ile işlenmiş bu kavramları başka şeylerle yan yana getirmeyelim demek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başarır, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yarın meclis büyük bir ihtimalle kapalı. Yarın 5 Temmuz. Başbağlar katliamı bu ülkenin yaşadığı en büyük acılardan bir tanesi. Terörü ve terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyoruz. Yarın Genel Başkanımız, onunla birlikte bir heyet başbağlarda olacak, milletvekillerimizle birlikte. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ülkemize sabır diliyorum. İkinci bir husus, cumartesi Hollanda ile oynayacağız. Mecliste konuştuğumuz zaman Uğur getiriyor. Sizle konuştuğunuz zaman o gün sözlerinize Uğur getirdiğine inandık. Milli takımının yanındayız. Büyük bir başarı elde edeceğini düşünüyoruz. Hollanda'ya eleyeceğiz. Hollanda dedikten sonra büyük bir ihtimalle İngiltere ile karşılaşacağız. Biliyorsunuz. Sayın Başarır, lütfen tamamlayın. Bir galibiyetimiz yok. O galibiyeti de ilk kez alacağız. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Milli futbolcularımızın yanındayız. Kalbimiz onlarla. Hollanda'da, Almanya'da, Hollanda karşısında tüm ülkeyi güldürmelerini diliyorum. Başarı diliyorum. Evet, biz de divan olarak A milli futbol takımımıza oynayacağı Hollanda maçında gönülden başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Vurdukları top gol olsun inşallah diyorum. Ve Sayın Temelli, buyurun. Tabii burada Sayın Başkan bir akademik tartışma yürütme niyetinde değiliz. Ama kavramları kullanma konusunda bu kavramın bir tarihi var. Yani 1789 Fransız ihtilaline kadar bu kavramı götürebilirsiniz. Bu kavramın bütün dillerde bir karşılığı var. Bir korku, titreme, bir yöntem olarak kullanıldığına dair bir meseleyi izah eder. Bu izahata baktığınızda
siz bir toplumu, bir toplumsal kesimi yıldırıyorsanız, bunu bazen ekonomik şiddetle yapabilirsiniz. Bazen bunu toplumsal ayrışmalarla yapabilirsiniz. Bazen bunu nefret söylemiyle yapabilirsiniz. Bazen bunu dezenformasyonla yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu kavramın kapsadığı alan itibariyle bakıldığında aslında kullanabileceği bir gerçeklik var. Türkiye'de biz bu meseleyi farklı bir yere çekip aslında çözmemiz gereken sorunları, en temel meseleleri çözmezden gelerek bu kavramın altına her şeyi... Sayın Temelli, lütfen tamamlayalım ve bu tartışmaya nokta koyalım. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ama bir bilimin bir kuralı vardır. Neden sonuç ilişkisi? Bu ilişkiyi doğru kuramadığınız sürece ancak söze takılır, meseleleri ıskalarsınız. Bu meseleyi ıskalamaktan başka bir şey değildir. Başbağlar konusunda da şimdi yan yola sapmasınlar. Madem dile getirdiler, o araştırma şeyi, komisyonu bu mecliste artık kurulmalıdır. Eğer bunu kurmuyorsanız bir daha da ağzınıza başbağları almayın. Başbağlar mağdurları üzerinden de siyaset yapmayın. Değerli milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 4 tezkeresi vardır. Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. İlk tezkereyi okutuyorum. Buyurun.